Herkese merhaba. LG G4'e LG'nin Mayıs ayında tanıtmış olduğu bir akıllı telefon. LG G4'ün kardeş olarak nitelendirebiliriz. G4'ün daha mütevazı teknik özelliklere sahip olan orta segment Android telefon versiyonu LG G4'e. Çok yakında bu telefonun Türkiye'de piyasaya çıktığını göreceksiniz. Elimizde henüz kutusundan çıkmamış bir LG G4'e var. Bunun açılışını beraber gerçekleştirelim. Hemen şuradaki etiketi yırtarak başlayalım. Etiketi daha önce yırtmıştık ancak kutusunu ilk kez açıyoruz. Bunu söyleyelim. Biraz zorlayacak gibi oldu ama kolayca açıldı. LG G4'ün özelliklerinden bahsedelim. Bu sırada 5 inç 720p ekran var LG G4'de. Bunun yanı sıra Snapdragon 410 işlemci, 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza, microSD kart yuvası, 8 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera bu telefonun baş özellikleri arasında bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi LG G4'ün tasarımını andıran bir yapıda karşımıza çıkıyor LG G4'e. Onun kompakt hali, biraz daha detaylı bakacağız birazdan. Kutusundan neler çıkıyor onlara bakmaya devam edelim. Hızlı başlangıç kılavuzu. Pilin kapasitesine bakacak olursak, pilin kapasitesini hemen şöyle bir göz gezdirelim, bulmaya çalışalım. Pilin 2540 mAh kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Seyahat şarj adaptörü, kulaklık, şöyle gösterecek olursak kulaklık, kulak içine giren, tamamen kanalı kapatan bir kulaklık değil, biraz daha kulak kanalının girişine oturan bir çeşitle geliyor, topuzlu bir kulaklık ve USB kablosu kutudan çıkanlar arasında. Şimdi LG G4C'ye pilini takalım, 2540 mAh kapasiteli pili takalım ve açıp ilk deneyimi de beraber yaşayalım. Çıkarılabilir arka kapak var. Plastik tasarım, seramik görünüme sahip, tıpkı LG G4'te olduğu gibi. MicroSD kart yuvasına da buradan erişiyorsunuz. Arkada yer alıyor, kapağın arkasında yer alıyor. Aynı şekilde yine SIM kart yuvası da arkada, kapak arkasında bulunuyor. Hemen arkadaki seyirli tuşu kullanarak açılışımızı gerçekleştirelim ve bakmaya devam edelim. 5 inç ekran ön tarafta büyük bir yer kaplıyor. Ancak altta ve üstte hatırı sayılır alanlar var. Kenar alanlar, kenardaki çerçeveler biraz daha ince tutulmuş. Böylelikle tek elle bu 5 inçlik telefonu rahatlıkla tutmanız mümkün oluyor. 5 megapiksel kamera önde, hemen ayız hoparlörü. Altta LG logosu mevcut. Üste baktığımızda 3.5 mm kulaklık jack'ı ve mikrofonu görüyoruz. Altta da ana mikrofon ve micro USB portu var. Arkada 8 megapiksel kamera, seyirli tuşlar, güç butonu ve ses tuşları ve flaşı görüyoruz. Sağda ve solda herhangi bir giriş çıkış vesaire bulunmuyor. Android 5.0 Lollipop çalışıyor LG G4C'de ve bunun üzerinde de LG'nin kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Şimdi bu kullanıcıyı yüklenip dursun, ilk ayarları yapalım, kurulum yapalım ve tekrar karşınıza çıkalım. Evet, LG G4C'nin kurulumunu gerçekleştirdik ve açılışı yapıyoruz. Karşımızda LG'nin kullanıcı arayüzü. Bu kullanıcı arayüzünü zaten LG'nin telefonlarından tanıyoruz. LG G4'ten de tanıyoruz. İncelememize bakarsanız detaylarınızı bulabilirsiniz. Bu kullanıcı arayüzü tabii ki biraz daha sadeleştirilmiş. LG G4'te olan belirli özelliklerin burada olmadığını görüyoruz. Ancak uygulamalar bakımından, genel Android deneyimi açısından bu kullanıcı arayüzünün, bu yazılımın gerçekten yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Quick Memo var örneğin, ekranda çeşitli notlar almanıza olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi hızlı şekilde not alabilirsiniz ekranı, sanki bir kağıda not alınmış gibi bir kalemle. Bunun dışında yine görmüş olduğunuz gibi çeşitli hızlı ayarlar var, bildirim tepsisinden bunları açabiliyorsunuz. Q-Slide uygulamalarını görmüyoruz LG G4C'de, onlar yok. Bunun dışında yine LG'nin çeşitli uygulamaları mevcut. E-posta, dosya yöneticisi, hava durumu vesaire, bu uygulamalar LG G4C'de bulunuyor. Bunun dışında yine çeşitli Google uygulamalarında LG G4C'de yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Böylelikle eksiksiz bir Google deneyimini LG G4C'de yaşamak mümkün. Aynı zamanda çeşitli yönetim araçları var. Bu yönetim araçları sayesinde güç tasarrufu, pil kullanımı, depolama, bu gibi telefonun önemli unsurlarını rahat şekilde kontrol edebilirsiniz. LG G4C ile ilgili aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Kompakt, el avuca sığan, biraz kaliteli olduğu hissini elde edebileceğiniz bir akıllı telefon var karşımızda. Tabii ki bu telefonunla ilgili daha fazla yargıya biraz daha detaylı şekilde kullandıkça varmak mümkün olacak. O da sanıyoruz ki ilerleyen günlerde mümkün olacaktır. İzlenimi ilerleyen zamanlarda aktarmak mümkün olacaktır. Şimdilik LG G4C'nin kutu açılışı ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.